Arkadaşlar merhaba. Kuru biber dolması yapacağız. Biberleri yazın kuruttum balkonumda. Şimdi onları suyla ıslatıp böyle çok değil 5 dakika kaynamasını sağlayacağım. Yumuşadıktan sonra içini dolduracağım. Kaynamaya başlayınca altını kısıp 5 dakika pişirip kapatacağız. Şimdi kaynamaya başladı. Bir çorba kaşığı sirke koyuyoruz. Çünkü dışarıda kuruduğu için içinde böcek veya işte toz toprak yapışma ihtimaline karşı muhakkak sirke koyalım. İç malzeme olarak 200 gram kıyma, bir orta boy soğan, bir tane sarımsak, domates ve biber salçası, bir su bardağı bulgur ve pirinç koyuyoruz. Bunları karıştıracağız, baharat koyacağız. Şimdi baharat olarak nanemiz var. Naneyi bol koyabiliriz dolma içlerine. Bir çay kaşığı koyuyorum. Yani bir tatlı kaşığı eşitinde oluyor. Bir çay kaşığı pul biber koyacağım. Bir çay kaşığı tatlı toz biber koyacağım. Sumak çok yakışıyor. Böyle lezzetli oluyor etli dolmalarda. Ekşimsi lezzet veriyor. Bir çay kaşığı sumak koyacağım. Biraz dolmalara özellikle zerdeçal çok yakışıyor. Biraz zerdeçal koyacağım. Biraz da sebzeli çeşni eklemek istiyorum. Yani evinizde ne varsa zevkinize göre. Bir de karabibersiz olmuyor. Karabiber ekleyeceğiz. Sonra bunu karıştıralım. Dakika oldu. Dolmamızı kapatıyorum. Biraz böyle suyunda biraz daha beklesin. İyice büyüdüler, genişlediler. Sonra suyunu süzeceğiz. Biberlerimizi süzdük sıcak suyundan. Bir suda yıkadık. İçini de muhakkak içini de yıkayın. Toz olabiliyor kuruduğu için havada. İçini de yıkadık. Dışını da güzelce yıkadık. Sonra iç malzememiz hazır. Şimdi tabanını oluşturacağız. Bunu daha önceden kızarttığım maydanoz ve dereotu saplarım var. Onları böyle güzelce yayıyorum. Taban oluşturacağım. Çok dibine yapışmasın dolma diye. Domates de dizebilirsiniz. Soğan da halka halka altını yapabilirsiniz. Korumak amaçlı. Şimdi dolmamız hazır. Bu şekilde içini yarısına kadar dolduracağız içine. Şöyle. Tamamını doldurmayalım. Çünkü şişiyor pirinçler. Bu şekilde dolduruyoruz. Tamam, bu şekilde doldurup yarıya kadar doldurdum. Şimdi şöyle bastırıp bu şekilde biraz boşluk olacak bir parmak kadar. Sonra diziyoruz tencereye. Şöyle kenarlar çünkü genelde bastırınca ağırlık kenarlar boş kalacak. O sebeple genelde ortaya doğru diziyorum. Böyle ağızlarını çeviriyorum ki pirinçler dışarı çıkmasın. Arkadaşlar son dolmamı da doldurdum. Şimdi böyle yarısına kadar koydum. Şöyle kapattım ağzını. Şöyle boşluğa koydum. Dolmamız tamam, tenceremiz. Şimdi domates dilimledim 2 tane. Üzerine böyle hem lezzet veriyor. Hem de böyle çoğunun sesi var bu arada. O da böyle seslere tepki veriyor. Şimdi domateslerimizi diziyoruz bu şekilde. Şöyle. Diziyoruz. Koş. Gel. Al. Üzerine kapağı kapatacağım. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim üzerine. Ama yağını en son koyacağım piştikten sonra. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzu gezdirelim. Dikkatiniz çektiyse iç hazırlarken tuz koymadım. Çünkü sebzeli çeşni tuzlu olduğu için siz isterseniz iç malzemeye bir tatlı kaşığı tuz ekleyebilirsiniz. Arkamı bu şekilde poşet elime geçiriyorum, temiz poşeti. Böyle topluyorum. Bize kaldıracağım. Bir dahaki dolmalarımı da iç olarak kullanacağım. Bu şekilde. Ağzını bağlayıp bize kaldıracağım arkadaşlar. Şimdi su ekliyoruz. Su
Tam hizasında koyacağız arkadaşlar. Fazla koymayacağız. Böyle. Tam hizasında yaptım. Şimdi altını yakacağım. Kaynamaya başlayınca kısacağım. 30-35 dakika pişireceğiz. 30 dakika pişti. Böyle kapağını almamız lazım. Ağırlığı kaldırdıktan sonra üzerine suyunu çektiğince arkadaşlar. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı gezdiriyoruz. Yarım saat, bir saat dinlendikten sonra servis edebiliriz. Afiyet olsun. Kapağımız pişti. Dinlendi yarım saat. Şimdi yavaş yavaş tabağa koyacağım. Önce domateslerini alayım üzerinde. Koyayım. Böyle. Çok güzel tane tane arkadaşlar. Şimdi domatesleri de çok güzel pişmiş. Tam kıvamında. Gördüğünüz gibi yarıya kadar koyduğum halde ağzına kadar dolmamız şişmiş. Şöyle de bu şekilde. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu koyacağız. Bu şekilde. Afiyet olsun.